Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu da'van nübüvveti ba'dahu fegayyun ve hevel. Ve kullu da'van nübüvvet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ba'dahu, Resulullah Efendimiz'den sonra herhangi bir adamın kalkıp da peygamberlik dava etmesi fegayyun sapıklıktır ve hevel nefis arzusudur, delalettir. Çünkü Resulullah Efendimiz'den sonra bir peygamber gelmeyecek. Herhangi bir adam kalkar da ben peygamberim derse o yalancıdır ve milleti delalete götürücüdür. Ve tarihte bu çok geçmiş. Birçok adamlar kalkmış, nübüvvet davasını iddia etmişler. Hepsi yalancı. Şimdi bu zamanımızda da işte Kadiyani firkesi var ya, meşhur Ahmed-i Kadiyani, ben zamanın peygamberiyim. Hazreti Muhammed'in peygamberliği nihayet buldu, onun şeriatı nihayet buldu, şimdi benim şeriatım başladı diye iddia ediyor. Yalancı. Yalancı, İngilizlerin adamı. İngilizler onu Dalavere'yle getirdiler, İslam cemaatini parçalama için. Fakat bunlar teşkilatı geniş. Pakistan'da, Hindistan'da büyük teşkilatları var. Avrupa'da, Amerika'da teşkilatları var. Camileri yaptırıyorlar, milleti kandırıyorlar. Yani Müslümanların bunların büyük bir mücadele yapması lazım. Hindistan Müslümanları büyük mücadeleler yaptılar ve daima da yapıyorlar. İngilizler Hindistan'dayken Kadiyaniler çok üsteledi. Fakat Ehl-i Sünnet kıyam etti. Çok birbirlerini vurdular, öldürdüler. Bunlar daima İngiliz tarafı ve Ahmed Kadiyani kendi kitabında diyor ki zinhar İngilizlere karşı gelmeyin. Daima İngilizlerle beraber olun diye veya Kur'an'dan öyle kitap inmişmiş kendisine. Fakat Sünniler, Ehl-i Sünnet, Ehl-i İslam onlarına çok büyük mücadele verdi. İngilizler çıktıktan sonra onların yıldızı bile sönmeye başladı. Fakat teşkilatları kuvvetli, büyük, rütbeli adamları çok, paraları çok, durmadan ifsad ediyorlar. Evet, bu bir. Başka taraflardan da yine böyle peygamberlik iddiasında bulunan başka yerlerden de çıkıyor yalancı adamlar. Her kim olursa olsun herhangi bir adam kalkar peygamberlik dava ederse o yalancıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el meb'usu bas olunmuştur ila ammeti cinni cinnilerin hepsine ve kâfetil verâ mahlukatın kâfesine. Veradan maksat burası, yani bütün hayvanata da mı bahsedilmiş? Yok, yani beni Adem. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinnilerin hepsine niçin ammetil cinni dedi? Cinniler de taife taife, onun için amme dedi hepsine. Ve kâfetil verâ, ki beni Adem'in de ne kadar onun sülalesinden gelmişse hepsine bahsedilmiş. Şimdi hülase, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem insanın, insanların hem cinnilerin peygamberidir. Cinniler de bizim gibi mükellef midirler? Evet, bizim gibi mükelleftirler. Er-Rahman suresinde Es-Sa'idu billahi tebbi eyyâ alâi rabbikuma tükezzibân. Ya meşşerel cinni vel insin istatâtu men tenfizû min akhtâri semâvâti vel ardı fenfizû. Zaten فَذُونِ اِلَّا بِسُلْطَانِ ayeti kerimesinde de var. Başka yerlerde de var. İnsanlar, beni Adem nasıl mükellef ise cinniler de öyle mükelleftir. İman edenler ehli cennet olur, iman etmeyenler de ehli cehennem olur. Hatta Er-Rahman suresi nazil olduğu vakitte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela cinnilere okumuş. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ayeti kerimesi tekrar edince cinniler, ya Resulullah, biz Rabbimizin hiçbir nimetini tekzip etmeyiz diye cevap vermişler. Ashab-ı kiram okuyunca ashab-ı kiram sükut etmişler, cevap vermemişler. Resulullah Efendimiz buyurmuş ki cinniler sizden daha güzel dinlediler ve güzel cevap verdiler. Siz sükut ediyorsunuz, onlar Rabbimizin hiçbir nimetini tekzip etmedik diye cevap verdiler. Siz sükut ediyorsunuz. Niye? Bu da hadiste geçer. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinnilere ve beni Adem'e hepsine bahsedilmiştir. Bil hakkı hak ile vel hüda hüda ile.
Yani doğruyu getirmiş onlara, doğru yolu gösteriyor. Ve bin nuri ve diya. Getirdiği nurdur, diyadır. Her kim onun dedikiyle giderse, karanlıkların içerisinde kendisine bir nurdur, sapsağlam yolunu bulur gider ve doğru müstakim menziline, maksuduna nail olur. Menzili maksuduna nail olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün teşbih etmiş. Bir hat çekmiş böyle düz. Sağa sola da ayrıca hatler çekmiş. Buyurmuş ki İslamiyet bu düz hattır. Bu sağa sola ayrılan hatler de dalalet yollarıdır. Bir adam dost doğru giderse hakka, hidayete erişir. Yok sağdaki soldaki yollara saparsa o vakitte delalete gider. Ve innel Kur'ane, Kur'an kelamullah, Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim mehlukun kelamı mı yoksa Rabbül Alemin'in kelamı mı? Rabbül Alemin'in kelamı, mehlukun değil. Şimdi bazı sapıklar iddia ediyorlar ki Kur'an'ı mana olarak Cibril Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in kalbine ilham etti. O da kendi lefsiyle, kendi tabiriyle o manayı tabir etti. Onlar o sapık olan kavli reddetmek için burada diyor ki hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kelamı değil, aşağıda da izahı gelecek. Rabbül Alemin'in kelamıdır. Minhu Cenab-ı Hak'tan beda zuhur etti. Bila keyfiyetin keyfiyetsiz. Ne yönünden? Kavlen, kavl yönünden. Yani bu kavli Resulullah'ın kavli mi? Cenab-ı Hakk'ın kavli mi? Cenab-ı Hakk'ın kavli. Kavl demek mehluka mahsus olur. Ve harici hüruf ile çıkar, sevtünen çıkar. Cenab-ı Hak ise cisim değil. Ve harici hüruftan münezzeh, cisimden münezzeh. Nasıl kavl olur? Diyor ki bila keyfiyet. Keyfiyeti yok onun. Mehluktan çıkan kavlün keyfiyeti var. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden gelen bu Kur'an-ı Kerim bu keyfiyetsiz ama kavl diyeceğiz. Bu kavlullah, Allah'ın kavlidir diyeceksin. Evet. Ve enzelehu ala rasulihi vahyen. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurdu. Ala rasulihi, kendi rasuluna, ne yönünden? Vahyen. Yani vahiy olarak inzal etti. Şu anda Kur'an-ı Kerim lefzü manadan ibarettir. Lefz ve mana ikisinden ibaret. Cibril aleyhissalatü vesselam bunu getirdi. Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak tebliğ etti. Ve saddakahu, bunu tasdik etti. El müminune, müminler ala zalike, onun üzerine hakkan, hak olarak. Müminler de evet, Allah-u Teala'nın inzal buyurmuş olduğu bu Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy terikiyle geldi ve bu haktır diye tasdik ettiler. Ve eykanu, ikan ettiler, yakinen bildiler ki ennehu Kur'an kelamullahi teala bil hakike. Hakikette Allah-u Teala'nın kelamıdır, beşer kelamı değildir. Leyse bi mehlukin, mehluk da değildir. Ke kelamil beriye, mehlukatın sözü gibi mehluk da değildir. Buna Mu'tezile'ye, Reddiye için bu sözü getiriyor. Onlar da diyorlar ki Kur'an Allah-u Teala'nın kelamıdır. Fakat Cenab-ı Hak sonradan halk etmiştir. Ne vakit ki bir adam okursa o vakitte halk eder diyorlar. Yok diyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin bir sıfatı vardır. Kelam sıfatı. İşte Kur'an o kelam sıfatındandır. Mehluk değildir. Cenab-ı Hak hadis olan bir şeyle muttasif olmaz. Eğer Kur'an-ı Kerim'e mehluktur dersek Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin kelam sıfatı mehalli havadis oldu. Demek ki evvela söylemezdi, sükut dururdu da sonradan söyledi. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak da bu yok. Kelam-ül beriyye diyor. Kelam-ül beriyye. Beriyye halk. Femen semi'ahu. Her kim Kur'an'ı işitirse feza'ame zü'messe ki ennehu kelam-ül beşer. Bu beşer kelam. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zemmetti ve adehu ayıpladı ve adehu onu korkuttu. Ne ile? Bir sakar, sakar ile. Hani şu Kur'an-ı Kerim'de var ya, Kureyş birisini gönderdiler, dediler ki git bak, bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
getirmiş olduğu bu Kur'an'ı dinle, buna bir hüküm ver, bu nedir? O da gitti, dinledi, en sonunda bir karar verdi. Ne dedi? İn hâde illâ sehrun yü'ser. Olsa bu seher olacak dedi. Ona Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, gerisinde ayet-i kerimeyi okuyun. Kelle alâ vezer. İlâ rabbiki yevme cilin müstakar. Onda değil. Ma kaddeme akar. Öyle şey. Orada değil. Kelle sakar. Seusli sakar. Ve ma adrake sakar. Cenab-ı ben onu sakara cehenneme ithal edeceğim dedi Cenab-ı Hak. Niçin? Kelam-ı beşer dedi. Seher dedi. Kelam-ı beşer dediğinden dolayı Sure-i Müddessir'in 26. ayeti. Seuslihi sakar. Sakar cehennem manasında. Cehennemin 7 ismi var. Birisi de sakar. Felemma ev'adallahu bi sakar. Vaktaki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona sakar ile vaad etti. Limen kâle in hâze illâ kavlul beşer. İn hâde illâ kavlul beşer diyen bir kafire Cenab-ı Hak ne dedi? Seuslihi sakar. Böyle cevap verdi. Bundan ne anlaşıldı? Kavli beşer diyen kafir olur. Kelam Kur'an-ı Kerim beşer kavli değil. Evet, bu in hâde illâ kavlul beşer Sûre-i Müddessir'in 25. ayetiymiş. Alimne bundan bildik ve yıkanna yıkan ve izan eyledik ki ennehu Kur'an-ı Kerim kavlu hâlikül beşer beşeri halk eden Allah-u Teala Hazretlerinin kavli şerifidir. Ve la yüşbühü, lakin benzemez. Kavlel beşer, beşerin kavline benzemez. Beşerin kavli harfinen, savtunen, hançereden çıkar. Meharici hürufi vardır. Meharici hürufi yerine getirecek. Yakında olan işidir, uzakta olan işitmez. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli böyle değildir. Ya Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli bila keyfiyet ve la kemmiyye. Ne keyfiyet var ne kemmiyet var. Kur'an-ı Kerim'in tecelli suretiyle oluyor. Şimdi tecelli sureti, tecelliyi bilmeyen bir adam bir türlü akıl erdiremez. Bu sülükte dervişlere başlar. Fakat sonra vilayet derecesini erdi mi olur. Adam mesela burada otururken bir de bakarsan ansızın bir ses işitti o. Halbuki kimse yok. Senden ben de buradayız. Sen ben işitmedik, o işitti. Buna bir tecelli oluyor. O Allah'ın tecellide harf yok, sevt yok. Eğer harfine sevtünen olsa yanındaki adamlar da işitir. Bir tecelli, fakat o tecellide o kelam kendisine geliyor. Ya Arapça ya Türkçe kendi lisanıyla neyse onu anlıyor. Ondan sonra o tabir ediyor. Bak böyle böyle oldu. Mesela hele o tecelli, o daha büyük bir rütbe de rüyamız. Rüyamızda hepimiz rüya görüyoruz. Bu rüyada konuşuyoruz. Harf var mı? Yok. Saut var mı? Yok. Yanımızdaki adam yatıyor, rüyayı görüyor, uyanıyor, bize bir yanı şeyler anlatıyor. Eğer harfinin sautunun olsa işte o adamın konuşmasını bizim de duymamız lazım idi. Onun ruhi başka ruhlarından gitti, konuştu. Hatta o kelimeleri de hepsediyor. Ama kalktığı vakıtta o kendi meharici hürufiyle tabir ediyor. O mana kendisine ilka edilmiş, Arapça mı, Türkçe mi, bana böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Halbuki o demiş olduğu sözler harfinen, sautunen değil. Kendisi kalkıp onu öyle tabir ediyor. Harfinen, sautunen olsa işte biz de duyarız. Peki bu adam bilmiyor, bu kendisine, ruhuna olan tecelliyi kalkıp harfinen, sautunen ifade ediyor. Bu insanda oluyor, herkeste de oluyor. Bunu nasıl sen getireceksen Halik'in kelamıyla insanın kelamını birbirine teşbih edip tanıyacaksan imkan yok, anlaşılmaz. Evet. Ve men vasafe, her kim vasfederse Allah'a, Cenab-ı Hakk'ı bi ma'nen min ma'anil beşer, beşer manalarından bir mana ile vasfederse fakat kefere, kafir oldu. Allah-u Teala'yı vasfetti insanda bulunan bir vasıfla. Herhangi bir vasıf. İşte Cenab-ı Hak kafi şöyle okudu, cimi şöyle okudu, sesi şöyleydi. İşte böyle, yani beşerde olan bir şeye benzedirse Cenab-ı Hakk'ın ister kelamını, ister işitmesini, ister görmesini, herhangi beşerdeki bir vasfı Allah'a isnat ederse kafir olur.
leyse kemislihi şeyun. Men ebsara hâza i'teber. Ve an misli kavlil kuffari indecel. Ve alime ennehu bisıfati leyse kel beşer. Men ebsara, her kim bakar görürse, hâza bu ni i'teber, i'tibar eder. Bu okuduklarımızı dikkatle okur, nezere i'tibara alırsa bu adam hakikati anlar. Ve an misli kavlil kuffar, kuffarın kavlunun mislinden de inzecel, kendisini men eder. Ve alime, bilir ki ennehu, Cenab-ı Hak bi sıfati, kendi sıfatiyle leyse kel beşer, beşer gibi değil. Olur, beşer gibi değil. Şimdi bu el-mikanan meselesi uzun mesele. Tabi burada muhtesece yazmış bizim bileceğimiz bir şey. Evet. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin bir kelam sıfatı vardır. Bu kelam sıfatı kendi zatiyle kaimdir. Mehluk değildir. Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz'e vahiy suretiyle inzal edilmiştir. Peygamber Efendimiz de müminlere tebliğ etmiş ve müminler de onu tasdik etmiş. Kaldı Kur'an-ı Kerim'in okunması. Kur'an-ı Kerim müsaflerde yazılır, okunur. Müsafte yazılan lefizler, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elif'i yazdın, Lem'i yazdın, Hay'i yazdın, Mim'i yazdın, Dal'i yazdın, böyle Kur'an'ı yazdın. Bu yazılış, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğin vakitte bir yazı meydana geldi. Sana sorsalar ki ne yazıyorsun? Kur'an'ı yazıyorum. Halbuki senin yazdığın harflerdir, Kur'an değil ki. Elif, Lam, Ha, başka birisi yazar. O da yani öyle. Birisinin nesih yazar, birisi rike yazar, birisinin yazısı güzel olur, birisininki çirkin olur. Yazılan Kur'an değil, yazılan harfler. Yalnız o harfler Kur'an'a delalet ediyor. Binaenaleyh yazılmış bir müsaf, üzerine bir şey koysan, ya Kur'an'ın üzerine bir şey koyma. Ona biz Kur'an ne için diyoruz? Çünkü ondaki yazılı olan o harfler Kur'an'a delalet ettiğinden dolayı biz ona Kur'an diyoruz. Yoksa Kur'an bunun kendisi kağıdına mürekkepten ibaret. Okunan lefiz de böyle. Bir adam Kur'an-ı Kerim okudu meharici hürufla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın sıfatı da böyle evvela el demiş, sonra hem demiş, bir vakit geçmiş böyle. Yok, öyle değil. Bizim ağzımızdan çıkmak itibariyle, fiz itibariyle tekdim var. E geliyor, sonra lem geliyor, sonra ha, sonra min, böyle tertip üzerine geliyor. Cenab-ı Hakk'ın gibi öyle değil. Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli. Tecelli de hepsi birden. Birden oluyor. Peki şu anda bizim ağzımızdan çıkan bu kelama ne derler? Kelami lefzi. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla kaim olan kelam, kelami nefsi. O ilmi kelamda uzun uzadıya bunu izah ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın ki kelami nefsi, o mehluk değildir. Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. İnsanda olan okuduğu kelami lefsidir bu. İnsanın ağzından çıkan bir kelamdır. Fakat o kelam Kur'an-ı Kerim'in manası ve mefhumuna delalet ediyor. Hem lefiz itibariyle o adamın ağzından çıkan o lefiz kendisi mehluk. Adam yok yine elhamdülillah okudu mehluk. Kur'an-ı Kerim'i bir hatmetti, 2, 5, 10, 20, 30, Kur'an birdir. Teaddüt eder mi? Etmez. Ya o adamın ağzından çıkan elfaz mehluk, yoksa onun delalet etmiş olduğu Cenab-ı Hakk'ın nefsinde olan kelami nefsi mehluk değil. Bu çok ince bir şey olduğundan dolayı ulemanın bazısı bu kelami nefsiyle kelami nefsiyi tefrik edememiş yahut da etmek istememiş. Binaenaleyh hepsine kelamullah demiş. Bir adam kelami nefsi mehluktur dese onu da tekfir etmiş. Bilhassa ehli hadisten ve Hanbeli ulemasından bunda çok taassup etmişler. İmam-ı Bukhari'ye sormuşlar. İmam Bukhari'ye demişler ki Kur'an mehluk mudur değil midir? Buyurmuş ki Kur'an Cenab-ı Hakk'ın nefsiyle kaim olan bir kelam olmak itibariyle mehluk değildir. Ama lefsi bil Kur'an mehlukun. Ben bil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i okursam, benim ağzımdan meharici hürufla çıkarsa bu mehluktur. Aa, İmam Bukhari'yi tekfir etmişler ve sürmüş Bağdat'tan çıkarmışlar. Halbuki İmam Bukhari burada haklı. Bir müsafi yazdın, ciltledin, getirdin. Bu Kur'an diyoruz. Buna hakikaten mi Kur'an, mecazen mi Kur'an? Mecazen Kur'an, hakikaten Kur'an değil. O kağıdını
Diyor ki bunu hakikaten Kur'an dersek, Kur'an mahluk değil. Öyleyse bu da mahluk değil. Halbuki bu cilt yapılmış, kağıdının getirilmiş, metbeğde binlerce basılmış. Bu neden bak? Yani o derece ifrata gidiyorlar. O da nereden alıyor? Hadisin zahirinden alıyor. Tevil etmiyor. Diyor ki la tusafiru bil Kur'an ila ardil adu. Siz Kur'an ile düşman arazisine sefer etmeyin. E diyor bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani müshafı alıp da düşman yerine gitmeyin. Mushafe kurban, Kur'an tabir edildi. E hocam bu mecazen, bu hakikaten o mushaftır. Kur'an, ondaki harfler Kur'an'a delalet eder. Bu itibariyle ona Kur'an diyoruz. Yoksa bu kağıt, cilt, ötebleri işte yazılmış. Onu ihtiram etmemiz bu cihetten geliyor ama fayda yok. O kafayı oraya vermiş. O dönmez, binaenaleyh hilafını söyleyen de tekfir eder. Onun için mi hürmet etmiyorlar burada? Halbuki daha fazla hürmet etmesi lazım. Onlar mahluk değildir. Haliktir. Halik de değil, Halik'in bir sıfatıdır. Yani itikatlarının zıddına da hürmet etmiyorlar. Kelam-ı nefsiyi burada kabul etmiyorlar zaten hocam. Kelamı, Allah-u Teala'nın kelamı harfle savtredir diyorlar. Yok işte bu hata. Allah harfle savtredir. Öyle öğretiliyor burada. İşte bu kelam-ı nefsi olsa diyor, kelam-ı nefsi kelam denmez ona diyor. Keyye nedir o? Kelam-ı nefsiye diyor, kelam denmez. Çünkü namazda desin diyor, kıraatı okurken diyor, kıraat ağzından çıkmazsa ona kıraat denir mi diyor? O denmez. Doğru, o kıraat diyor, evet. Meharici hürufa dayanacak. Evet. O meharici hürufa dayanan gene kelam-ı nefsi oluyor. Adam bir daha iade et, yanlış okudu, bir daha iade ediyor, bir daha iade ediyor, bir daha iade ediyor. Halbuki kelam-ı nefsi ise iadeyi kabul etmez. O bir sıfattır insanda, bitti. Halbuki biz beşere kıyas ediyor o. Beşerde kelam-ı nefsi yok. Kelam-ı nefsi var. O beşerdeki kelam-ı nefsi, kelam-ı nefsiye kıyas ediyor. Ona kıyas edilmez ki. Mesela şimdi bu şeritte, ama bu şerit alıyor. Bu şeridi çıkardık ince bir plastikten bir şey. Bunun içinde sağıt var mı yok mu? Var. Var. Mehluk olduğu halde bak bizim sesimizi bu alıyor. Sağıt var. Fakat bakarsan hiçbir şey yok. Ama teybi koyuyorsun, aleti koyduğun gibi çıkıyor. Yani teşbihte hata olmasın. Cenab-ı Hak Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'i öyle bir şey. Biz okuduğumuz vakitte meydana geliyor. Okumazsanız o kendi haddi zatında Cenab-ı Hak ile kaim. Yani tabi bu gene biz bir şeyden, mehluktan misal getirdik. Bu mehluk böyle olursa Halik'i nasıl sen getireceksin? Bunlar şeyi zaten sonra tecelliyi bilmediklerinden dolayı bunu kabul etmezler. Çünkü tecelliyi bilmez ki bu. Kelam-ı nefsi diyemiyorlar. Yoksa diyor ki bizim şimdi okuduğumuz harf, savut mahluktur. Evet. Ama bunun delalet ettiği tilavet-i mahluka vel metlu-u gayr mahluk diyor. Tamam, doğru. Ama kelam-ı nefsidir demiyor. Hayır işte tamam işte o metlu dediğin kelam-ı nefsidir. Ama evet. O tilavet kendisi o lefsidir işte tamam. Mana tilavet vel metlu. O ibareyi kabul etmesi mana bir. Evet. Efendim? Orada diyor tecelli. O da tecelli. Harf ile sevt ile değildi. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam giderdi. Bulut şeklinde bir şey gelirdi. Orada Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk ile mükaleme ederdi. Hazreti Musa'nın konuşması harf ile sevt ile idi. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinki harf ile sevt ile değil. Tecelli. Nida nasıldı? O nida duydu hani. Efendim? Hazreti o da tecelli. O da tecelli. Yani harfinin sevtünün değil. Mesela ihla'ni aleyk. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Evet. Bunun sahibi yok. Koyacak mıyız? Kim bu? Sizinkisi var mı? Hiç çekmedi mi yoksa? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Hazreti Musa ile kelam mükalemesi bir taraftan mehlukun harfinin sağıtının konuşması bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya tecellisi. Mesela İhlâne aleyk İnneke bilvâdil mukaddesi tuva. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haşa ve kella böyle insanın konuşması gibi harflerinin mahrecine mi konuştu? Yok. Çünkü beşere benzemez ki. Geneyle Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı tecelli ediyor. O da ona cevap veriyor. Cenab-ı Hakk'ın tekrar tecellisi oluyor. Tekrar böyle devam ediyor. Hatta şeyci de öyle değil mi? Tur-i Sina'ya gidiyor.
Tûn-i Sina'da bir bulut gibi bir hal geliyor. Haşa ve kella, Cenab-ı Hak oraya gelmiş de bulutun içinde mi? Hani ayet-i kerimede fî zulelim minel gamam, Cenab-ı Hak buluttan bir zulelde gelir. Öyle karanlık bir halde buludun gelir. Bu hakikatte Cenab-ı Hak buludun içine mi girmiş? Değil. Mahluk. Yok, yalnız o mahlukuna tecellisi bulut vasıtasıyla oluyor. Öyle geliyor. Şimdi kendi ona sorsan ki Allah-u Teala nerede? Arşta istikrar etmiş diyenlere göre. Peki arştan geldi buludun içine mi indi? Yok, onda mecbur kalacak tevil etmeye. Halbuki Allah-u Teala arşta değil ya. O buludun içinde de değil. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi o vasıtayla oluyor. O vasıtası olmaz, başka bir vasıtayla da olur. Evet. Fakat tecelli o kadar zor ki, biz itikad ediyoruz tecelli var, var ama nasıl olur onu bilmeyiz. İlla başına geçecek ki bir adam tecelli nasıl olur bile. Çünkü tecelli bir anda birçok şeyleri, Cenab-ı Hak'ın hazretleri bir adama gösteriverir. O adam da bilmez nereden geldi, nereye gitti. Yalnız hafızasında kalır, ondan sonra başlar şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu demeye. وَالرُّوَيَةُ حَقٌّ لَهْلِ الْجَنَّةِ Cenab-ı Hakk'ı görmek ehli cennete, bu da haktır. Ehli cennet, Cenab-ı Hakk'ı görecekler. بِغَيْرِ اِحَاتَةٍ وَلَا كَيْفِيَّتٍ Cenab-ı Hakk'ı ihat etmeksizin ve keyfiyet olmaksızın, yani arada mesafe var, sağ taraftan göründüğü, son taraftan göründüğü yok. İhate, Cenab-ı Hak haşa ve kella cismi şu kadar idi, sağı var idi, solu var idi, yok, bu da yok. Çünkü sağ, sol cihat olursa ihat etmiş olur. İnsanın gözü onu ihat etmiş olur. İhate yok. Keyfiyet, mesafe, bu da yok. Nasıl? Allah-u Teala o zaman halk edecek, bilmiyoruz. Eğer hadislerin zahirine bakarsan, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri keyfiyet ile, kemiyet ile gelecek. Ondan sonra insanların dünyada bilmiş oldukları bir şeklin gayrisinde gelecek. Ben sizin Rabbinizem diyecek. Onlar da biz Rabbimiz değilsen bizi Rabbimiz böyle değil kabul etmeyecekler. Cenab-ı Hak tekrar ikinci başka bir surette gelecek. Tekrar onu kabul etmeyecekler. Tekrar üçüncüde dünyada nasıl biliyorlarsa o şekilde gelecek. O vakitte evet sen bizim Rabbimizsen diyecekler. Şimdi bu hadisi şerif sahih. Bu hadisi şerife bakılırsa Allah-u Teala cisimdir. İnsan bunu itikad ederse hem mücessimeden olması lazım hem müşebbeheden olması lazım. Mücessimeden olacak ki bir defa Cenab-ı Hak üç şekilde gelmiş. Evvela bir şekilde gelmiş, sonra başka bir şekilde, sonra başka bir şekilde. Sonra onlar da onu görmüşler. Görmüşler, birincide tanımamışlar, kabul etmemişler. İkincide tanımamış, kabul etmemişler. Üçüncüde tanımış, kabul etmişler. Tanıdıkları yerden, demek dünyada görmüşler de o vakitte tanımışlar. Görmediği adamı ne tanısın? Yani bunlar bak mücessimenin, müşebbehenin delilleri. Ehl-i sünnet diyorlar ki evet bunlar müteşabihattandır. Bunları itikad ederiz fakat zahirde olduğu gibi değil. Zahirde gibi olduğu olsa peki bunlar dünyada nerede gördüler de üçüncü defa Cenab-ı Hak geldiğinde ya Rabbi evet tamam biz seni görmüştük tamam işte sensen Rabbimiz sensen. Gördükleri yok. Dünyada görüldüğü yok ki ahirette de gördükleri gibi tanısınlar ya. Dünyada Cenab-ı Hakk'ı nasıl itikad etmişlerse her şeyden münezzeh, beşere benzemez. Bütün sıfatı kemalle muttasif. O itikad üzerine birinci gelişte baktılar ki ona muhalif. Kendilerini itikad ettikleri gibi değil. Kabul etmediler. İkinci gelişinde yine öyle baktılar ki sıfat-ı kemal şeklinde gelmedi. Gene kabul etmediler. Üçüncüde bütün sıfat-ı kemalla muttasif olarak Cenab-ı Hak onlara tecelli buyuruyor. Tecelli buyurduğu gibi aminna ya Rabbi bizim işte itikad ettiğimiz Rabbimiz sensin. Çünkü biz böyle itikad ediyorduk. Oradaki görmek itikattan geliyor. Hakikaten baş gözüyle görmüşler değil. O sonraki tecelli bizzat mı oluyor? Sonraki bizzat olacak. Öteki ondan sonra üçte üçüncüde tecelli bizzat. İşte orada geliyor ya. Belki de şey. Evet. Kemane takabihi kitabu rabbina vücuhun yevmeyizin naziretun ila rabbiha naziret. Vücuhun yüzler yevmeyizin o günü naziretun mesrurdurlar. İla rabbiha rabbilerine de naziretun bakıcıdırlar. Nazire nezerden. Cenab-ı Hakk'ı bila kem ve la keyf ve la ihate mesafe olmaksızın, keyfiyet, uzaklık, yakınlık olmaksızın Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Ama ne ile görecekler?
Cenab-ı Hak orada halledecek. Bilmiyoruz. Şimdi mahlukattan misal verelim. Yani buna gitme. Erzurum'da bir hoca efendi Ermumi'de demişler ki bir teyyare çıkarmışlar, bir şey çıkarmışlar, teyyare. Trabzon'dan Erzurum'a bir saat zarfında geliyormuş. Yahu demiş, kıyamet kopsa ben buna inanmam. Ben Erzurum'dan Trabzon'a gitmiş gelmişim. Bir haftalık yol, bir saatte nasıl gelirmiş? Ben buna inanmam. Şimdi koskoca müderris, hoca efendi bunu inandıramazsan çünkü görmemiş. Sonra bu şeritler, teyipler, bundan 100 sene evvelki bir adama desen ki işte an bu ince bu bir şerit var ya, işte bu bütün konuştuklarınızı topluyor ve istediğin zamandan da okuyor. İnanır mı, inanmaz. Erzurum'da bir hoca efendi var idi. Allah rahmet eylesin, bazı canı sıkıldığı vakitte evladına, çoluğuna, çocuğuna bağırır, çağırırdı. Buna da söylemişler ki şimdi bir teyip çıkmış. İnsanın habersiz sedasını alıyor, sonradan da veriyor. İnanmamış o da. O da hoca, inanmamış. Çünkü akla sığmaz ki, görmediği bir şey aklına nasıl sığdırsın? Bir gün getirmiş teyibi, kurmuşlar, böyle açmışlar. Hoca efendiyi de kızdırmışlar. Hoca efendi bağırmış. O bağırmaya da başladı mı yarım saat, bir saat bağırırmış. Ötekiler de iyice kızdırıyorlar. O bağırıyor, onlar kızdırıyorlar. Bir kavga, gürültü, neyse. Tescil bitmiş, hoca efendi sükut etmiş. Kendisi söyledi hoca efendi bana. Hala Celal efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Dedi ki bitti mesele, bir de baktım ki diyor, oturuyorum evde bir kıyamet koptu. Birisi bağırıyor, çağırıyor, kıyameti koparıyor. Lan benden başka evde kimse yok. Bir demirden bir ses çıkıyor. Kıyameti koparıyor, lan bu kim? İşte senin. Ya ben de işte bak. Bakın hakikaten diyor, benim söylediğim sözleri hep söylüyor. O vakıta kadar inanmadım ama diyor, inandırdılar bana diyor. Tabi insan görmediği şeye inanamaz. Şimdi bu radyo çıkmazdan evvel bir adama ne kadar ince fikirli olursa olsun sen söylesen ki şimdi bu durduğumuz yerde bütün dünyada konuşulan sesler burada mevcut. Ama alet yok ki alalım. Desen inanır mı? İnanmaz. Ya ses olsa duyarız. Halbuki Cenab-ı Hak bizim kulaklarımızı öyle halketmiş ki o sesleri duymayalım. Eğer duysak yaşayamayız. Şimdi radyo aleti bütün dünyadaki merkezler veriyor. Hepsi burada mevcut olduğunu şimdi öğrendik. Hepsi var. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizim kulağımızı bize o şekilde vermiş ki o sesler bizi izac etmesin de yaşayalım. Yoksa yaşayamaz. Fakat aleti, radyoyu koyduğunda o sesi ayar ediyorsun, hangi istasyonu ayar ediyorsunsa oradan sesi alıp veriyor. Hem de biraz da yukarı kaldırdığın gibi bir gürültü ki insanın kulağını patlatacak bir halde. 40-50 istasyon farz et. Hepsi de öyle yüksek sesle konuştun. İnsan kaç gün yaşar? Az bir müddet yaşar, ölür gider. Yaşayamaz. Bunu görmeyen bir adama, bilmeyen bir adama sen nasıl anlatacaksın? Anlatamazsın. Allah rahmet eylesin, benim babamın emcesi oğlu var idi. Erzurum'da bir dükkanın önünde duruyoruz. Köye gidecek. Belediyeden de talimat konuşuyorlar. İşte dükkanları temiz tutun, kapıların önüne eşya koymayın, cezası vardır. Demirden dinliyor. Dedi ki bana, molla bu ne diyor? Dedim ki belediyeden konuşuyor işte, dükkancılara talimat veriyor. Belediye nere dedi? 10 dakikalık yol. Oradan buraya ses gelir mi dedi. Dedim ki işte buna hoparlör diyorlar. Orada elektrik cereyanıyla o ses buraya geliyor. Dedi sen buna inanıyor musun? İster inan ister inanma konuşuyor. Oğlum inanma inanma, şeytan girmiş o demirin içine, şeytan konuşuyor. Şeytan dedi. Şeytan girmiş, sen gene inanıyorsun. Camisi biliyorsunuz değil mi hocam? He? Tezgahçılar camisi vardı. Evet. Evet. Bir Mahmut Tevfik Hoca. Anlıyorsunuz. Evet. Ay'a çıktılar ya. Hı. Çıktıkları akşam. Cizminde Cuma'ydı galiba. Çıkmış minbere. Belki 500 cemaat var. Cemaat-ı Müslümin. Ay'a çıkıldığı gün akşam söylüyorlar, sakın inanmayın. Evet. Ay nurdur, nura çıkılmaz. Bir yerde saklandılar, oraya çıktı diye haber veriyorlar diyor. Bu Cuma'da. Belki 500 kişiye söylüyorlar. Duyurur musun? Duydun mu sen? Maalesef. Ay
ya çıkıldığı bize, meselesi ben burada Medine-i Münevvere'deydim, haber geldi ki işte Amerika şeysi aleti şeye vasıl olmuş, aya vasıl olmuş. Mescid-i Saadet'e girdim ki bütün millet ayaklanmış, birbirlerine girmişler, bir kavga, bir gürültü, bir bağırtı, toz dumana karışmış, şaşırdım, ne bu? Bir kısmı diyor ki işte aya çıktılar, ötekiler de yalan söylüyorsunuz, hayır doğrudur, yalandır, birbirine girmişler. Bu haram değil. Bu harem-i şerifte, yani namaz bile kılınamıyor ha. İnsanlar gibi yalandır, doğrudur, yalandır, doğrudur, birbirlerine girmişler. En büyük bir hoca efendinin yanında bulundum. Dedi ki bunlar çıkmışlar, bir dağ vardır, Selç dağı, hani hadislerde var ya, beyni semaveler bir dağ vardır, Selç. Bunlar geçseler, geçseler, oraya gittiler, aya gittik zannediyorlar, imkanı yok. Hala da kabul etmedi o, imkanı yok diyor. Halbuki sonra onlar ne zannediyorlar? Gök, ay birinci kat göğde, feleki gök manasını almışlar. Birinci felek, ikinci, hani dokuz felek var ya, bu felek sema manasına mı, yoksa onun dolaşmış olduğu medar, yol, bu mu? Kulasa bunda ulemanın iki tefsiri var. E şimdi bu aya gidiş meselesi ispat etti ki, gök değil bu. Ya onun deveran etmiş olduğu medara felek diyorlar. En yere en yakını ay. Ondan sonra öteki artık sıralayın çıkıyor. Bu seb'i seyyare, sonra oldu seb'i tis'a. Şimdi 11-13'e kadar gitti dönen yıldızlar. Daha bilmediğimiz daha çoklar var. Bunların hepsi birinci kat semadan aşağı. Birinci kat, daha hele buradan oraya neler var. Ama göğlerin cürüm olduğu, cisim olduğu bu muhakkak, boşluk değil. Boşluk olan buradan göğe kadar boşluk var. Hala bu boşluğu keşfedemediler. Ondan sonra birinci kat, hadis-i şeriflerde geliyor ki, birinci katın kalınlığı 500 yıllık yol, süratli atın yürüyüşüyle. Yerden göğe kadar 500 yıllık yol. O göğün kalınlığı da o kadar. İkinci göğün arası da o kadar. Yani o kadar bir mesafe var. Şimdi ehli heyetin göğleri inkar etmesi. Bilmediğinden inkar ediyor. Tabii inkar edecek. Hani o hoca efendinin ben gözümde de görsem inanmam. Teyyare bir saatte Trabzon'dan Erzurum'a gelmez. Aklı o kadar. Şimdi binaenaleyh bir fen adamının da göğü yok demesi tabii görmemiş. Bu cisim olan Allah'ın sema dediği şey. Ha. Sema dediği şey mi cisim olan? Efendim? Sema. Onlar gök, cisim. Gök cisimdir. Çünkü Miraç gecesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e gittiğinde hadis-i şerifte serahat, Cibril aleyhisselam göğün kapısı vardır. Kapıyı döydü. O kapıya müvekkel olan melek dedi ki sen kimsin? Ben Cibril'im. Yanında kim var? Hazreti Muhammed var. Behsolum değil mi? Evet Behsolum diyor. Kapıyı açıyor, ondan sonra Cibril giriyor. Bütün göğlerin her birisinin kapısında bir melek var. O kapıyı açmamış giremez. Sonra başka hadislerde vardır ki birinci kat göğün kapısı Samanyolu dediğimiz yol vardır ya. Samanyoludur. Kapı odur. Hatta Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıyamet günü göğleri parçalayacak ya. Ve semavatü matviyyatun bi yemini, dürülecek göğler. Nereden parçalanacak? İşte o Samanyolundan parçalanacak. Ondan sonra bunlar dürülecek. Cenab-ı Hakk'ın yanında kalacak. Bunlar hep göğlerin cirim olduğunu ispat ediyor. Ayetler çok. Evet. 500 senelik şey o mesafe midir hakiki, yoksa çokluğunu mu beğendir hocam? 500 sene fazla sayılmaz. Süratli yürüyen bir at 500, o da 500 senelik yol olabilir. Ulemanın bahsi diyor ki çok mesafe olduğundan dolayı. Yani en aşağı bunu bir defa zahirde kabul etsen en aşağı bu kadar. Bu kesret için kullanılmış, evet. Yani. Öyle evet. Daha dünya bulunduğundan beri ışığı dünyaya gelmeye var diyorlar ya. Evet. Daha ışığı gelmeyen yıldızlar onların keşfine göre. Evet. Ve tefsiru ala ma aradahu Allahu Teala ve allemehu. Peki vücuhun yevmeyizin nabaratun ila rabbeha nazirenin tefsiri. Alâma ol bir şey üzerine ki erâdehu, onu murad etti Allahu Teala, Cenab-ı Hak Hazretleri murad etti ve allemehu, bildirdi. Evet. Ve kullu mâ câ fî zâlik, tehbunda gelen her bir şey minel hadîs-i sahih, yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadîs-i sahihlerin hepsi fahve kemâ kâd, dediği gibidir.
Ve manahu, peki bunun manası da alama arat Allahu Teala'nın murad ettiği gibidir. La nedhulu fi zalik, biz buna girmeyiz. Müteevviline tevil edici olduğumuz halde bir araine fikirlerimizdir. Cenab-ı Hak kıyamette müminlere görülecek tefsiri, tefsirin Allahu Teala nasıl murad etmiş, nasıl bildirmiş de öyle. Biz tefsirine girmiyoruz. Tevil edelim, tevile de girmeyiz. Cenab-ı Hak nasıl demiş de öyle olacak. Nasıl murad etmiş? O zaman yukarıdaki allemehu değil de alimehu olması lazım. Adama aradahullahu Teala allemehu bize bildirdi. Böyle murad etti ve allemehu, onu talim etti. O doğru. Allemehu bildi ama fakat allemehu. Allah-u Teala nasıl murad etti bildi, zaten biliyor. Mesela biz kendi fikirlerimizle tevil etmeyiz. Ve la mütevahhimine behvâine. Bizim kendi havalarımızla, arzularımızla da vehmetmeyiz. Kendi nefsimize göre, hayalımıza göre bir hayal vermeyiz. فَاِنَّهُ شَانْ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ Dininde salim olmadı. اِلَّا مَنْ اِلَّا bir kimse salim oldu ki selleme teslim etti. Lillahi Azze ve Celle Allah-u Teala Hazretlerine teslim etti. Veli Azze ve Celle Veli Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem bir de Peygamber Efendimiz'e teslim etti. Onlar Cenab-ı Hak nasıl buyurduysa amenna, iman etti. Peygamber Efendimiz nasıl buyurduysa ona iman etti. وَرَدَّ reddetti. İlme maşul bir şeyin bilinmesini ki iştebehe müşabih oldu. İştibah etti aleyhi kendisine. Kendisine iştibah olan, yani bilemediği, anlayamadığı manayı da onun bilinmesini reddetti. İlâ âlimihi bilene. Cenab-ı Hak böyle buyurmuş, görünecek. Ama ne şekilde görünecek ben onu bilemiyorum. Bunu kime reddederim? Allah-u Teala'ya. Cenab-ı Hak madem buyurmuş bu olacak. Peygamber buyurmuş bu da olacak. Ne şekilde?